üyeleri, Sahip Grant Stratejik Araştırma Merkezi Sayın Başkanı ve üyeleri, panelimize hoş geldiniz. Sahip Grant Stratejik Araştırma Merkezi olarak geçtiğimiz haftalarda düzenlemiş olduğumuz Doğu Türkistan ve Türkmenili, Mısır ve Filistin'de yaşanan insan hakları konulu panellerimizden sonra serinin üçüncüsü olan Kırım ve Alaska Türklerinin yaşadığı insan hakları ihlalleri konulu panelimize hoş geldiniz. Bugün Kırım ve Alaska Türklerinin geçmişten günümüze maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri hakkındaki sunumlar çok değerli panelistlerimiz tarafından siz katılımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. Panelistlerimize söz vermeden önce açılış konuşmasını yapmak üzere Sahip Kıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Süleyman Erdem'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Sahip Kıran ailesinin kıymetli üyeleri, Sahip Kıran Stratejik Araştırmalar Merkezi SASAM'ın düzenlemekte olduğu İslam dünyasında yaşanan insan hakları ihlalleri konulu paneller serisinin üçüncüsüne, Kırım ve Ahıska Türklerinin yaşadığı insan hakları ihlalleri konulu panelimize hoş geldiniz. Merkezimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. SASAM olarak İslam dünyasında yaşanan zulümlerin, adaletsizliklerin, haksızlıkların insan hakları kavramı çerçevesinde dile getirilmesinin ve bu çerçevede işlenmesinin ulusal ve uluslararası düzeyde bu ihlallerin önlenmesi için müracaat edilecek çalışmalarda önemli bir fonksiyonu üstleneceğini düşünüyorum. Bu bağlamda her ikisi de Sovyetlerin ağır zulmüne maruz kalmış, vatanlarından, sevdiklerinden, mal varlıklarından uzaklaştırılmış ve hala bu zulümlerin etkilerini ve hatta devamını yaşayan hem dindaşımız hem de soydaşımız Kırım ve Ahıska Türklerinin maruz kaldıkları insan hakları ihlalleri bugünkü panelimizin konusunu oluşturmakta. Davetlerimizi kabul edip bizlere vakit ayıran panelistlerimiz, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkan Vekili, aynı zamanda YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın İlyas Doğan'a, Çankırı Karadeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Sezai Özçelik'e, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Temsilcisi Sayın Nail Aytar'a, bizlere ev sahipliği nezaketini gösteren Haber İş Sendikası Başkanı Sayın Veli Solak'a teşekkür ediyor, panelin başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Evet, uzun yıllar süren savaşlar sonucunda 1829 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında imzalanan Edirne Anlaşması ile Ruslara bırakılan Alıskalı soydaşlarımız o dönemde yazılan şu dörtlük ile sistemlerini dile getirmişlerdi. Alıska gül ile gitti, bir eski dil ile gitti, söyleyin Sultan Mahmut'a İstanbul kilidi gitti. Tıpkı Alıskalı soydaşlarımız gibi çilenin, zulmün ve sürgünün en şiddetlisine maruz kalan Kırımlı soydaşlarımız da ''Ben bu yerde yaşalmadım, yaşlığıma soyalmadım, vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım, bahçelerin meyveleri bal ile şerbet, sularını içe içe koyamadım ben.'' Dizeleriyle duygularını dile getirmiş, acılarını nesilden nesile aktarmışlar. Ancak seslerini maalesef çok fazla kimseye duyuramamışlardır. SASAM olarak kardeşlerimizin seslerini duyurmayı arzuluyoruz. Bu vesileyle Alıskalı kardeşlerimizin acılarının başlangıç tarihi olarak varsayılan 21 Mayıs 1864 ve Kırım Türklerinin maruz kaldığı sürgün ve soykırım tarihi olan 18 Mayıs 1944 tarihlerinin 150. ve 70. yıl dönümlerinde bu kardeşlerimizin maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini bizlere anlatmaları için Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkan Vekili ve YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Sayın İlyas Doğan, Çankırı Karatek Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Sezai Özçelik ve Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Temsilcisi Sayın Nail Aykar, beyefendileri ve moderatör Sayın Müslüm'ü kürsüye davet ediyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
misafirler. Hepiniz Kırım Ağustos'un yaşadığı insan hakları ihlalleri konulu panelimize hoş geldiniz. Tekrar size saygıyla selamlıyorum. Panelimize başlarken Doğu Türkistan ve Türkmen önünde son günlerde yaşanan elim hadiselerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu toplantı giriş kısmında da bahsedildiği üzere Türkistan coğrafyasında yaşanan insan hakları ihlallerinin alındığı panel serisinin 3. halkası. Kırım ve Aska Türk'ü soydaşlarımızın haklarını hukuki ve uluslararası zeminlerde müdafaa edilmek, farkındalığı artırmak, toplumsal bilim oluşturmak için bu toplantıyı düzenlemiş bulunmaktayız. İnsan hakları denilince tarih boyunca Türk milleti kadar insan hakkı ihlaline maruz kalmış başka bir millet ne yazık ki yok. Doğu Türkistan'dan Balkanlara, Kırım'dan Türkmenlerine çok geniş bir coğrafya. Uzun süre buraları hakimiyet altında tuttuğu için, milletimiz ön planda olduğu için gerileme dönemlerinde, iktidar dönemlerinde de maalesef birçok ihlale maruz, zulme, mezarime maruz kalmıştır. Sayın değerli katılımcılarımız doyurucu bilgiler verecekler ama ben neden Aska ve Kırım'ı birlikte ele aldığımızı birkaç cümleyle belirterek sözü konuşmacılara bırakacağım. 1944 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu iki Türk topluluğunun kaderi tekrar kesişiyor. Stalin, Türkiye'den Boğazlar ve Kars Ardahan'ı tazminat olarak talep ediyor. Bunun karşılığında da Boğazların karşılığında Kırım'ı, Kars Ardahan'ın karşılığında da Ahıska bölgesinde bu soykırım ve genosite sürgünü başlatarak elini güçlendirmek, Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmak istiyor ve bu yaşananlar kesinlikle insanların yurdundan zorla çıkartılması, bu sürgün yıllarında can vermelerine bir soykırım olarak adlandırılabilir. Değerli misafirlerimizin kısaca geçmişlerine değinmek. Sayın İlyas Soğan Bey 1963 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra Almanya'da çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Türkiye'de sivil toplumda devlet kuruluşlarında üst düzey yöneticilikler yaptı. Halen Gazi Üniversitesi'nde kendisi öğretim üyesi. İnsan hakları hukuku, genel kamu hukuku, anayasa hukuku, devletler hukuku alanlarında makaleleri, kitapları bulunan çok değerli bir bilim adamı. Sayın Sezai Özçelik Bey 73 yılında doğdu. Ankara siyasal mezunu, Amerika'da yüksek lisans ve doktora yaptı. İngiltere'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. Sayın Nail Aytar Bey ise Kırım Türklerini temsil eden birçok yönelik kuruluşta aktif görevler almıştır. Gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. Kendisi Kırım Tatar davasını anlatan birçok konferans ve panele konuşmacı olarak katılmıştır. Kırım Türklüğünün Yılmaz savunucularındandır. İlk olarak ben sözü Sayın İlyas Doğan Hocam'a vermek istiyorum. Akabinde Sezai Bey ve Nail Bey. Süreleri şimdilik biz 20'şer dakika olarak birinci turda planladık. Ardından soru cevapları alıp İkinci turda 10'ar dakika daha söz verip en fazla 2 saat içinde panelimizi bitirmeyi planlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi yaşadığımız günler oldukça kritik, gelecekte dahi dönüm noktaları olarak anılacak bir zaman dilimi gibi geçiyor. Çünkü hepimizin bildiği gibi yaklaşık 2 hafta önce Kerkük ev değiştirmiştir. Bunu Türk kamuoyu duymuş mudur? Ona çok emin değilim. Belki aydınların bir kısmı şöyle, acaba daha önce böyle bir Türk milletinin böyle bir sorunu var mıydı diye kendi kendine sormuş olabilir. Ama çok da üzerinde durdular mı, ondan çok emin değil. Bu kararsarlığımı lütfen hoş görün. Çünkü hep aslında toplumun önderleri, liderleri, entelektüelleri önceden bazı şeyleri öngörebilme vasfiyeti göstermeleri gerekiyor. Sonradan yorumlamak kolay bir iş. Onun için şu anda karşı karşıya olduğumuz iki önemli olgu var. Bunlardan biri kuzeyde yeni bir biçimlenme var.
üyelik güneyde belirli bir biçimlenme var. Ve bu biçimlenmeye cesaret eden güçlerin hepsi Osmanlı denilen Büyük Çınar'ın devrilmesinin sonrasında başlayan dalgalanmaların bir tezahürü. Ve bu noktadan esas bana benden katkı istenen konuya giriş yapmak istiyorum. Ağızka Türkleri kimdir? Aslında Anadolu Türklerinden hiçbir farkı yoktur. Anıskalı Türkler demek daha uygun. Yine Osmanlı'nın güç kaybettiği dönemde 1829'da bu bölge el değiştirmiştir. Ve o tarihten itibaren tıpkı 1774 sonrasında Kırım Tatarlarının olduğu gibi Anıskalı Türkler sürekli olarak komşu devletlerin Türkiye ile ilgili kızgınlıklarında ölçülerini ilk aldıkları, hınçlarını ilk çıkardıkları Türk topluluğu olmuşlardır. Bu bakımda 1944'teki sürgün aslında Rus entelektüellerin, devlet adamlarının çok uzun planlı bir adımlarını ileri aşamaya geçirmesidir. Çünkü 1829'da bu bölgenin Rusya çağrına dahil edilmesiyle beraber oradaki Türk egemenliğini sona ermesi ama gelecekte olası, Sovyetler Birliği sonrası bir yapılanma da Türkiye'nin yeniden bu bölgede, Kafkasya'da bir varlık göstermesi ihtimaline binaen 1944'te bu bölgede yaşayan resmi Rus rakamlarına göre 126 bin ama biz biliyoruz ki bu rakam çok daha yüksekti çünkü Rusya Çarlığı'nın da Sovyetler Birliği'nin de kendi sınırları içerisinde yaşayan Müslüman halk gruplarının hem çeşitlendirme gibi bir politikası vardı. Yani aşiret adlarını bile millet olarak niteleme gibi bir eğilim vardı. Hem de nüfuslarını fazlaca gerçek rakamlarla açıklamama şeklinde bir politikası var. Bu bakımdan 1944'te Anıskalı'da sürgün edilen insanların sayısının 200 bin civarında olduğunu biz biliyoruz ki buna 2. Dünya Savaşı sırasında vatanları için savaşmak üzere 18 yaş üzeri erkeklerin götürüldüğü yaklaşık 38 bin insanı da katmayarak söylüyorum. 1944 sürgünü bir yerde Gürcistan'ın güneybatısının etnik temizliğe tabi tutulmasının da ötesinde aslında Türkiye'nin demokratik anlamda Orta Asya ile olan bağının, köprüsünün yıkılmasıdır. Olaya bu pencereden bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye sınırından girdiğinizde, Çıldır'dan ya da Osof'tan girdiğinizde yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe vardır Borcum Boğazı'na kadar. Burası tamamen boşaltılmıştır. Bu arazi kuzeyden güneyde 90 kilometrelik bir diktatör şeklinde bir alandır, bir arazidir ve bu kuzeyde Acaristan ülkesine dayanır, güneyde ise Ermenistan sınırına. Yani Ağustos Türklerin sürgünleri tamamen planlanmış bir etnik temizlik niteliğine sahiptir ve bu insanların 1944'e kadar sadece kendi ülkelerinden kopmuşlardı ama 1944'ten sonra asıl ana yurtlarından da kopmuş oldular ve ortaya çıkan yurt sorunu halen yurtsuzluk sorunu daha doğrusu tıpkı Filistinler'de olduğu gibi halen devam etmektedir. Tabi Ağızkalılar 1926'dan itibaren entelektüel kesimini kaybetmeye başlamıştır. Aydınlar teker teker emniyet teşkilatı tarafından, ÇEKA diye adlandırılan iç emniyet teşkilatı tarafından aydınlar teker teker toplanarak Sibirya'ya sürgün edilmişlerdir. Pek çoğu faili meçhul cinayetlerle ortadan kaldırmışlardır. Bendeniz bu faili meçhul cinayetlerin potansiyel adayı bir entelektüelin Türkiye'ye sığınması sonucu Turunlar ailede torun durumundayım. Bu bakımdan 1944'e kadar Ağızka Türklerin hemen hemen uğranılan haksızlığı dile getirebilecek pek çok entelektüel insan ortadan kaldırılmıştı. Veya
bir yerde Alaska bölgesine uzaklaştırmıştır. Bu anlamda Osmanlı'nın son dönemlerinde Gaspar İsmail'de mesaidaşları olan, üniversiteden arkadaşları olan Ömer Faik Nuvanzade Türkiye sınırına 25 kilometre mesafede bir köyde doğmadır. Ki bu Ömer Faik Nuvanzade daha çok Azerbaycan Devleti'nin doğuşunda ismi anılan bir entelektüeldir. Bu tür insanlar bu bölgeden uzaklaştırılmışlardır ve sonuçta 1944'te askeri giden erkekleri de hariç tutarsak yaşlılar, kadın ve çocuklar topluca sürgüne maruz kalmışlardır. Bu insanlar gittiklerinde uzun bir süre, 1957 yılına kadar bunun yerleştirdikleri köy ve kasabaları terk etmeme yükümlülüğü altındaydılar ve bir nevi kamp hayatına tabi tutulmuşlardır. 1957'de Alaska Türklerinin geri dönüşü yönünde bir karar alınmıştır. Ancak ilk çıkan karar şöyledir. Alaska'dan sürgün edilen Alaska Türkleri, Alaska bölgesi dışında istedikleri yerlere Sovyetler Birliği sınırları içerisinde dönebiliyorlar. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Türk kelimesi sakıncalı göründüğü için daha sonra aynı karar Alaska'dan sürgün edilen zorla göç ettirilen Azeriler şeklinde kaleme alınmıştır. Birkaç ay içerisinde isim değişikliği olmuştur. Fakat bütün bu kararlara rağmen bir kısmı Azerbaycan'a dönememiştir. Yani ilk yerleştirdikleri Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan bir kısmı Azerbaycan'a dönememiştir. Azerbaycan'da diğerli kardeşlerimiz hüsnü kabul göstermişlerdir. Onlara sahip çıkmışlardır. Ülke sayısı dağda çıkmıştır. Ve Sovyetler Birliği'nin tam çökme aşamasında 1989'da Özbekistan'ın Fergana bölgesinde yani sudan bir sebeple çıkan bir pazar kavgası büyüyerek 300'e yakın insanın hayatını kaybettiği 3 Haziran'da başlayan yaklaşık 2 hafta süren bir sürek avıyla 300'e yakın Alaskalı'nın katledildiği bir katliam yaşanmış. Ve bu sırada da insanlar sizin güvencenizi, yaşam güvencenizi sağlayacağız diye stadyumlarda toplanmış. Buralardan bu sefer daha önce hayvan vagonlarıyla sürgün edilmişler. Bu sefer havadan kargo uçaklarıyla Rusya ve Ukrayna'nın değişik bölgelerine aktarılmışlardır. İlginçtir, 1989 yılı aslında Sovyetler Birliği'nin siyasal sistemin döngüsünün çok zorlandığı, yıkılmanın aslında belirtilen fazlasıyla ortaya çıktığı, ekonomik krizin had safhaya olduğu bir dönemde bu insanlar Rusya içlerinde gittikleri pek çok yerde oturacakları, konukları, yani barakaları daha doğrusu hazır halde bulmuşlardır. Ve komşuları onlara şunu söylemiştir. Aslında biz 6 aydır sizin geleceğinizi biliyorduk ama niye bu kadar geciktiniz? Dolayısıyla bu pazarda çıkan bir kavganın yol açtığı bir toplumsal olay değildi. Tamamen Rusya'nın stratejik olarak Sovyetler'in sonrasında ortaya çıkabilecek olası Türklerin birleşebileceği gibi sakıncalı bir takım görüşleri daha doğmadan dumura uğratılmasında Alaska Türkleri bir malzeme olarak kullanmışlardır. Ve bu durum aslında şu anda da birçok ülkede devam etmektedir. Yani bir gerilim yükselmesi varsa en güçsüz olan, sayıca az olan Alaska Türklerinin bir şekilde bir toplumsal olaya bulaştırılıp onların ezilmesinden sonra toplumun gazı alıyor. Bakın 2010'da Kırgızistan'da Özbeklerle Kırgızlar arasında olaylar çıktı ve bunların en büyük zararı Alaska Türkleri gördü. Çünkü evleri yağmalananlar Alaska Türkleri olmuştu, evleri yakılmıştır. Arazilerine el koymuştu ve sonra siyasi gerilim giderilir adı altında bu insanlar yeniden yurtsuzlaşmışlardır. Ve 2010'daki olayın ötesinde bugün Ukrayna'da olan olaylar bize şunu gösteriyor. Bu insanlar 70 yıl içerisinde tam 4 defa evlerini, barklarını, sahip oldukları her şeylerini terk edip başka bir yere göç etmek zorunda kalıyorlar. 1999'da Boris Yeltsin
Ağız Türklerinin, özellikle Kafkasya'da yaşayan Krasnodar gibi bölgelerdeki Türkleri pasaportlarını iptal etmiştir. Siz Türk casusunuz diye. Bu insanların bir kadersizliği var. Bulundukları ülkede Türk sayılıyorlar, Türkiye'de de yabancı sayılıyorlar. Böyle bir ağırlıkta bir durum var. Yani zannediyor ki yabancı ülkeler, bu insanlar işte Türkiye hem havada karada bunlara destek olan bir devlet. Aslında gerçekte tabii ki Türk hükümetleri hepsi istisnasız Ağızka Türklerinin, özellikle Osmanlı zamanında 1829'da bir savaş tatminatı olarak el değiştirmiş olmasının eksikliğini içlerinde, vicdanlarında hissettiklerini ben biliyorum. Birçok insanın, birçok yöneticinin, hükümet mensubunun bunun farklı olduğunu biliyorum. Ama tabii ki dünyanın real şartları var. 1999'da bu insanların Krasnodar bölgesinden başlamak üzere pasaportları, vatandaşlıkları iptal edildi. Ve bu insanlar hayvan dostluğundan düştüler. Ve bu insanların önderleri 21 ülkeye mektup yazdılar. Bu mektupta sadece şunu talep ettiler. Dediler ki, biz bize yaşayacak can güvenliğimizin devlet garantisinde olduğu bir alan göstermesini istiyoruz. Yani hayvancılık, tarım gibi, yani ticaret, bu işlerle uğraşıyoruz. Bizim siyasetlere ilgimiz yok. Sadece bize geldiğimizde kovmayacağınızı garanti edin. Bize bir yaşam alanı gösterin. 21 ülkeye mektup yazıldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye'dir. Türkiye'de bu mektuba hiçbir zaman cevap verilmemiştir. Ve bu insanlar uzun süre çocuklara kaçırılmıştır. Kafkasya bölgesinde, mafya tarafından vesaire. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir karar aldı onu tam bilemiyorum ama demişti ki bunların hepsini Amerika Birleşik Devletleri'ne ben kabul etmeye hazırım diye. 11 bin civarında insan götürüldükten sonra bu sefer Rusya iptal ettiği pasaportları yeniden vermeye başlamıştır. Yani vatandaşlıklarını iade etmeye başlamıştır bu insanlar. Ama şu var, bakın şimdiden birazdan Ukrayna'ya ilgili daha somut şeyler söyleyeceğim ama şimdiden şuna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kabardin-Balkarya bölgesi başta olmak üzere şu anda Rus Ukrayna problemi olduğu için oralarda yaşayan Ağızkalılar şimdilik Ağızkalılara dokunulmuyor. Rusya devletinin temel projesi kendi toprakları içerisinde yaşayan Ağızka Türklerinin tamamının ülke içine çıkmasını şu veya bu şekilde sağlamaktır. Ve bu insanların böyle bir acımasız politikanın kurbanı olmalarının temel sebebi Türk olmaları. Yani ve Türkiye cephesinden baktığımızda Türkiye cephesi evet o vicdani sorumluluğu hissediyor. Buna hiçbir itirazımız yok ama attığı adımlar çok makul, akılcı değil. Mesela 1992'de 3835 sayılı bir kanun çıkarıldı. Ağızka Türklerinin Bakanlar Kurulu kararıyla sistemli bir şekilde Türkiye'nin değişik bölgelerine yerleştirilmesinin yasal çerçevesi çizildi. Bu kanun çerçevesinde ne kadar insan geldi? Sadece 150 aile. Yani daha fare doğurdu. Ama bu kanunun Ağızka Türklerine büyük bir zarar dokunmuştur. Bu kanunun Avrasya coğrafyasında duyulmasıyla beraber bu insanlar bulundukları ülkede yabancı konumuna bir kez daha düşürülmüşlerdir. Ve Türkiye bu insanları orada koruma gücüne sahip olmadığı için, böyle bir donanıma da sahip olmadığı için bu insanların rahatı bozulmuştur. Ve bu insanlar bir yandan kendilerinin istedikleri takdirde Türkiye'ye gidebileceklerine ilişkin bir kanun varlığından haberdar olup orada yerleşme, kök salma konusundaki planlarını askıya almışlardır. Diğer yandan yeni otoriteler de onlara, yani ne duyuyorsunuz zaten siz, sizin için özel bir kanun var, siz Türksünüz, buradan değilsiniz diye taciz etmek için ekstra bir şey verilmiştir, bir imkan doğmuştur yerel otoriteler için. Bunu ülke ayrımı yapmadan söylüyorum. Ama şu an bu bütün bunlar bu insanların var olan huzurlarını iyiden iyiye bozmuştur. Ukrayna'ya geliyorum. Ukrayna'ya ilgili. Ukrayna'da şu anda bir insani dram yaşanıyor. Ve bu insani dramın kurbanları arasında oranın esas sahibi olan Tatarlar ve
Orada sayıca son derece az olan Ahaska Türkleri. Ahaska Türkleri şu anda bütün Ukrayna'da var olan, şu anda kalan 3500 civarında insan. Ve bunlar sıkışmış durumdalar. Köylerinden, kasabalarından çıkamaz durumdadırlar. Ve yaklaşık 5000 kişi Krasnodar ve yakınlarındaki Ahaska Türklerin evlerine sığınmış durumdalar. En azından bunlarla ilgili Türkiye kamuoyunun insani yardım, bulundukları yerde insan yardım konusunu gündemine alması gerekiyor. Kızılay mı olur, başka bir konuşma olur, onu bilemem. Ama bu insanların başlarına şu anda gelenlerin temel sebebi hem Türkiye'nin güttüğü yanlış politikalar hem de Ahaska'lıları sivil alanda örgütlemeye çalışıyorlar ama Türk devlet yetkililerinin, bürokrasinin yanlış uygulamaları onları bölüyor. Şu anda 4-5 şey bölünmüş durumdalar. Bir kısmı Rusya ile birlikte hareket ediyor vesaire. Ve bütün bu dağınıklığı çözecek olan gene Türkiye'dir. Ve bu insanların maruz kaldıkları bu haksızlığın giderilmesi için bir, öncelikle Gürcistan Devleti'nin muhatap alınıp onunla ciddi ciddi konuşulması, bu insanların yurtlarının iade edilmesi gerekiyor. Ve Gürcistan 1999'da Ahaska Türklerinin geri dönüşümü sağlamayı taahhüt etmiştir. Şu ana kadar 2007 yılında bir kanun çıkmıştı bu anlaşma. Şu ana kadar Ahaska'ya dönüp Gürcistan vatandaşlığı verilen kişi adedi sadece 2'dir. Sadece 2. Ve zaman zaman Türk basınında Gürcistan geri dönüşü sağladı vesaire gibi asparagas haberler çıkıyor. Ya bari Türk kamuoyu bunu yapmamalı. Yani bu insanların yalan propagandasında alet oluyor Türk basını, maalesef. Yani Gürcistan'ın buradaki acımasız duruşu, bu insanları yurtlarına sokmamak için 40 derece su getirmesini biz maalesef Türk kamuoyuna hala anlatamadık, anlatmakta yetersiz kalıyoruz. Ve bu insanlar tıpkı Filistinliler gibi yurtsuz kaldıkları için bugün Ukrayna'da gidecek yer arıyorlar. Ve bu problem Rusya coğrafyasında ve Ukrayna coğrafyasında ancak bu insanların yurt sorunu çözüldüğü takdirde makul bir noktaya getirilebilir. Ben şimdilik bunları söylemek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın hocamıza bu güzel sunumlar için çok teşekkür ediyoruz. Soru cevap ikinci turuna istifade etmeye devam edeceğiz. Şimdi konuşma sırasında Sayın Sezai Özçelik hocama veriyorum. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Sezai Özçelik, Çankırı Üniversitesi öğretim üyesiyim. Ben konuyu daha çok Kırım Tatarları üzerinden incelemeye çalışacağım. Özellikle insan ve ihlalleri konusunda ve Kırım'daki son gelişmeleri uluslararası ilişkiler açısından analiz etmeye çalışacağım. Daha çok alanın çatışma analizi çözüm olduğu için olayın çatışma boyutuna ve uluslararası boyutuna ve özellikle Kırım Tatarlarının, Türkiye'de yaşayan diasporanın ve özellikle en son olarak söylemek istediğim Türkiye Devleti ve Türk hükümetinin yapabileceği bazı adımları, atabileceği bazı adımları konusunda öneriler bulmak istiyorum. Öncelikle Kırım konusunda gelirsek, biliyorsunuz Kırım uzun yıllar Kırım Tatarlarının egemenliğinde kalmış durumdaydı. 783 yılında Kırım Ruslar tarafından idare edildikten sonra uzun yıllar Rusya'nın, Rusya İmparatorluğu'nun egemenliğinde kaldı. 1917 yılına kadar. 1917 yılında ise Türkiye Kırım'da Numan Çelebiciyan'ın başbakanlığında olduğu çok kısa bir süre süren bir Kırım Tatar Cumhuriyeti kuruldu. Fakat o sırada belki izlediğiniz, son dönemde izlediğiniz, diziden de göreceğiniz gibi Bolşeviklerle Menşevikler azınlık mücadelenin sonucunda Rusya'da Bolşeviklerin iktidara gelmesinden sonra Kırım Türk Cumhuriyeti maalesef Bolşevikler tarafından yok edildi. Numan Çelebiciyan aynı zamanda Kırım Tatarlarının milli marşı olan Antep'in enkremeni yazan şair olarak maalesef şehit edildi. Bu tarihten sonra Kırım Tatarlarının üzerinde
büyük baskılar oluşturduğunu görüyoruz insan hakları ihlali açısından. Rusya Federasyonu, eski Sovyetler Birliği iktidarı döneminde. Özellikle başta kulaklar olmak üzere büyük toprak sahiplerinin toprakların elinden alındığını ve özellikle 1930 yılında Stalin başa gelmesinden sonra Kırım'da ve tüm Ukrayna'da büyük açlıkların yaşandığını, toprakların zor elinden alındığını ve büyük toprak sahiplerinin Kırım'dan sürgün edildiğini ve bütün toprakların elinden alınarak güçlerin elinden alındığını görüyoruz. Bu da zaten Ukraynalılar büyük acılar yaşadığı büyük açlık dönemi diyorlar. Ve aynı yavru soykırı gibi bu dönemde Ukraynalıların yaşadığı bir soykırı var ve bunlarla kıtaları büyük şekilde zarar görüyor. Açlıktan dolayı, toprakların elinden alınmasından dolayı Ukraynalılar ve birçok kıntaları maalesef o dönemde yaşamlarını yitiriyorlar. Tabii kıntalar için en önemli tarih, birkaç görevimiz dedi, 18 Mayıs 1944 tarihi. Bu tarih sürgün olarak bilinmekte. O dönemde Almanya'nın işgalinde olan Kırım'da, Kırım'la daha sonra Stalin'in önderliğinde Kızıl Ordu'nun Almanları Kırım'dan çıkarmasından sonra Stalin'in emriyle ve Kızılordu'nun tüm kuvvetini kullanarak bir gecede 18 Mayıs'ta sürgün kararı alınarak birçok kıntıları trenlerle binerek, vagonla binerek Sibirya'ya ve Rusya'nın diğer Orta Asya'daki hükümetlerine sürgün edilmiş durumda. Bu da büyük bir insan hakları ihlali. O sırada birçok kıntaları maalesef bu yolculuk sırasında tren vagonlarında ölmüş ve hayatlarını kaybetmiş durumda, kaybetmişlerdir. Daha sonra Kırım için önemli bir tarih 1967 tarihi. O sırada Rusya Federasyonu'nun bir parçası olan Kırım, kendisi de bir Ukrayna olan Kuruçev tarafından Rus-Ukrayna dostluğunun 300. yılı münasebetiyle 1967 yılında Rusya Rusya Sovyetler Birliği'nden alarak Ukrayna Sovyetler Birliği'ne verildi. Bu tarihten sonra da günümüze kadar Ukrayna'nın Kırım aslında Ukrayna'nın toprağı olarak Ukrayna'nın parçası olarak yer aldı. Son gençlere gelirsek en son 1989'da Rusya Federasyonu dağıldıktan sonra Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu ve 15 tane bağımsız devlet kurulmuştur. Bu devletlerin bir tanesi Ukrayna ve Kırım Ukrayna'nın bir parçası olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Şimdi günümüze gelirsek en son olarak yaklaşık bundan birkaç ay önce hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Kırım Rusya tarafından uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal ederek ilhak edildi. Tabi bu olaya götüren süreç daha önce Ukrayna'nın iç politikası sonucunda ortaya çıkan Arap Baharı'na benzer şekilde ve renkli devrim olarak adlandırılan devrim sonucu Ukrayna'da halk sokaklara döküldü. Kiev'de meydan verilen alanda Ukraynalılar o sırada Rus yaylanması olan Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması için gösteriler yaptılar. Ve bunda başarılı oldular. Bunun sonucunda o sıra daha önce Cumhurbaşkanlığı yapan, başbakanlık görevinde yapılan eski Ukrayna Cumhurbaşkanı hapisten çıkararak tekrar halka seslendi meydanda. Tabii bu meydanda seslenirken bizim için, kıntılar için çok önemli olan Mustafa Akıncı'nın Kırmoğlu da onunla beraberdi. O sırada herkes şöyle düşünüyordu, Ukrayna tekrar eski günlerine geri dönecek. En azından bağımsız olarak yoluna devam edecek şeklinde düşünüyordu. Fakat maalesef öyle olmadı. O güzel her devirde olduğu gibi ilk günler çok renkli geçse de daha sonra Kırım'da yavaş yavaş Rusya'nın ne amaçladığı ortaya çıktı ve Kırım'ı Rusya yavaş yavaş ele geçirmek için çabalarda bulundu. İlk önce Kırım Parlamentosu
referandum yapmak için 30 Mart tarihini gösterdi ve bu referandum sonucunda Kırım'ın Rusya'ya bağlanması konusunda halkın karar vermesi istendi. Daha sonra bu 30 Mart tarihi 16 Mart tarihine alınarak çok hızlı bir şekilde tamamen uluslararası hukuka uygun olmayacak bir şekilde bir referandum yapılarak Kırım Rusya tarafından ilhak edildi. Tabii bunu uluslararası ilişkiler açısından düşünürsek birçok insan, birçok Rusya uzmanı veya birçok eski Sovyetler Birliği uzmanı bunu beklemiyordu. Çünkü bu kadar çok kısa bir sürede ve hiçbir şey uluslararası toplumun hiçbir şekilde tepkisi olmadan böyle bir ilhak olacağını kimse tahmin edemiyordu. Aslında bunun ilk örnekleri maalesef çünkü maalesef diyorum çünkü Türkiye'de bunu destekledi. Kosova örneğinde görüyoruz. Ruslar Kırım'ı ilhak ederken Kosova örneğini kullandılar. Çok aslında komik bir şekilde. Benim bir makalem var, bu konuda şunu yazıyorum, yazmıştım. 2008 yılında Kosova'nın bağımsızlığı konusunda Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını Uluslararası Adalet Divanı'na götürmüştü. Hollanda'daki layihede. Ve bu layihede mahkeme sırasında Kosova'nın bağımsızlığının olması konusunda Rusya Federasyonu'nun Hollanda Büyükelçisi birçok argümanlar vermiş. İşte bu argümanlardan bir tanesi şöyle: genel uluslararası hukuk ve Kosova'nın bağımsızlığı ilan etmesi önlemektedir. Yani genel uluslararası hukuk açısından Kosova'nın bağımsız olması gerekir, diyor Rusya Federasyonu'nun büyükelçisi. Bunun sebebi Kosova halkının self-determination hakkı bulunmamaktadır. Dikkat ederseniz bunun tam 360 derece tersini Kırım'da kendileri yapmış durumlar. Bu bağlamdan tam ters bir şekilde uluslararası hukuku içe sayarak ve insan bölümlerle yaparak. Diğer bir argümanı şu: Rusya tek taraflı bağımsızlık ilanını uluslararası hukukun ihlali olduğu görüşünde olduğunu belirtiyor ve bunun reddedilmesini istiyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs ve Rodozya'nın bağımsızlık ilanlarının yasa dışı ilan edildiğini de hatırlatmaktalar. Yani nasıl şu anda Kuzey Kıbrıs dünya toplumu tarafından uluslararası hukuk açısından bağımsızlık ilanı yasa dışı ilan edilmişse Kosova içinde bu örneğin kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Rusya Büyükelçiliği. Ve şunu belirtiyorlar: sadece ayrılma hakkı, yani self-determination hakkı Konya'lara verilmiştir deniyor uluslararası hukuk açısından ve Birleşmiş Milletler sistemi açısından. Üçüncü bir argümanlar ise şunu söylüyorlar: 1990'lı yıllarda Kosova'daki Arnavutlara yapılan insan hakları ihlali gerekçeleri göstererek 2008 yılında bağımsız ilanı yapılamaz. Yani 1990'lı yıllarda evet Kosova'da insan hakları ihlali yapılmıştır ama 2008 yılında bu ihlaller minimuma indirilmiştir. Çiftli bir argümanları üretiyorlar. Dikkat ederseniz bunu üreten Rusya Federasyonu aslında Kosova Sırbistan'dan ayrılmış durumda. Tabii her ikisi de Slav ırkından olduğu için ister istemez Ruslar Sırbistan'ın yanında yer almaktadır. Dördüncü bir nokta ise çok fazla uzatmak istemiyorum. Şunu belirtiyor Rusya: uluslararası hukukta önemli olan güçtür. Güçlü olan istediğini alır. Yani almaması gerekir diyor daha doğrusu. Uluslararası hukukta gücün çok fazla önemi yoktur. Önemli olan uluslararası hukukta kararların uygulanması. Kosova'daki durumu da NATO'nun müdahalesi sonucu Kosova'nın bağımsız olduğu için böyle bir şekilde bir güç müdahalesinin yasa dışı, uluslararası hukuk açısından yasa dışı olduğunu ilan ediyoruz Federasyonu. Günümüze gelirsek işte 16 Mart'ta, 30 Mart'taki referandum dahil olmak üzere Rusya'nın ne yaptığını herkes televizyonlarda izledi. Fakat bu arada İlyas Bey'e katılıyorum. Maalesef Türkiye'deki basın organları Kırım'daki olayın devamını çok sorular aramazlar. Maalesef Gezi Park olayı olduğu gibi. Ben hatırlıyorum Ukrayna'daki meydandaki gösterilerin birçoğunu ben maalesef Euronews kanalı üzerine izle olarak dinlemek zorunda kaldım. Türkiye'deki Kırım diasporası olmasına rağmen, Kırım'ın Türkiye'nin jeopolitik ve jeoekonomik açıdan çok önemli olmasına rağmen ve Kırım'la Türkiye arasında büyük bir bağ olmasına rağmen maalesef Türkiye'deki basın organlarının bu konuda fazla ses çıkarmadıklarını ve bu konuda fazla adım atmadıklarını gördük. Hatta şunu da örnek gösterelim.
çok iyi hatırlıyorum. Yine bir sabah haberlerinde çok temel bir, çok büyük bir kanaldaki sunucu Kırım'daki referandumdan evet çıkmasını olumlu olarak gösteriyordu sunucudan. Çünkü oradaki Kırım Türklerinin çoğunlukta olduğunu düşünüyor maalesef. Ben de bu bilgiyi vermek istiyorum. Maalesef Kırım'da Tatarlar sürgünden sonra 1989'dan beri de dönmeye çalışıyorlar. Fakat şu andaki nüfus oranı %12. Bu sebepten dolayı Kırım Tatarları, yani şu anda zaten Kırım'da Rusların olanı %50-%60'lar civarında. Ukrayna'nın olanı %15-%20'ler. Kırım Tatarlarımız olanı %12'ydi en son Kırım ilhak edilmeden önce. Görüldüğü gibi Türkiye'de birçok insan da Kırım Tatarlarının Kırım'da çoğunlukta olduğunu ve bu referandumun Kırım Tatarları için iyi olduğunu bile düşünmekteydiler maalesef. Tabi bunda bizim de çok suçlu olmamız gereken bir aradan dernek üyesiyim aslında. Kırım Tatarları konusunda, Kırım Türklerinin davası konusunda kendi Kırım Türklerinin birçoğunda farkında olmadığını ben kendi çevremden görüyorum. Kırım'daki Tatarlarının milli mücadelesiyle veya insanlık ilerleriyle ilgilenmek yerine birçok Kırım Tatarı'nın kendi yakın çevremde maalesef Türkiye'deki insanlıkları ilerleriyle, işte Gezi Parkı'ndakilerle daha fazla ilgilendiğini ne şahit oldum. Diğer bir husus ise Türkiye'nin bu konuda ne yapabileceği, yani Türk iş politikası açısından Kırım'ın öneminin incelenmesi ve Rusya açısından da Kırım'ın öneminin incelenmesi gerekiyor. Birçok insana göre aslında Kırım Rusya için önemli, jeopolitik açısından. Niye? Bütün tarihi derslerinden bildiğiniz gibi Rusya'nın temel amacı sıcak denizlere inmek. Fakat şöyle bir başka argümanlar belirtiliyor bilim insanlar tarafından, uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından. Şunu belirtiyorlar, aslında Kırım amacı, Rusya amacı sıcak sulara inmek değil, tam tersi işte Montreux Boğaz Anlaşması'nda belirtildiği gibi bir başka dış gücün Karadeniz'de ve Kırım'da etkisinin olmasının önlenmesi şeklinde bir başka argüman da var. Hatta biz bunu en son olarak yine bu krizde görmüş durumdayız. Şöyle ki, işte bu kriz sırasında Montreux Boğaz Anlaşması'nın ihlal edilmediği konusunda birçok tartışmalar oldu. Çünkü Kırım'ın ilhakı sırasında ve Rusya'nın burada askeri birinin artırılmasına karşılık NATO ve Amerika Birleşik Devletleri kendi uçak gemisini Boğaz'dan geçirdi ve Türkiye buna izin verdi. Ve bu konuda Rusya büyük Türkiye'ye nota vererek protestolarda bulundu. Tabi burada Türkiye'nin yapmak istediği şey Montreux Boğaz Anlaşması'nda denge politikası izlemek. Bir yandan Rusya'ya Türkiye kızılmak istemiyor. Tabi bunun en büyük sebebi de biraz sonra uzun uzun anlatacağım ama jeopolitik açıdan özellikle ekonomik politik açıdan Rusya'ya bağımlı olmamız. Birçok kişi belki bilmiyor olabilir ama Türkiye'nin ithalatının birinci ülkesi Rusya. Rusya Federasyonu. Kabul en önemli doğalgaz. Türkiye maalesef ekonomik Rusya doğalgazına bağlı. İşte bu doğalgaz bağımlılığını en az indirmek için Türkiye biliyorsunuz Sinop'ta ve Mersin Akkuyu'da nükleer santraller kurmaya çalışıyor. Ve işin ilginç tarafı tam olarak hatırlıyorum ama Mersin'deki Akkuyu'daki nükleer santralin yapımının iadesinde Rusya'ya vermiş durumda. İşte Türkiye'de aslında mesela benim beklediğim şey Türk iş politikası açısından en azından bu Kırım ilhakına karşı olarak bu Türk iş politikası karar vericileri bu Rusya Federasyonu Akkuyu'daki yapacağı nükleer santral ihalesini iptal etmesi. Bu da bir, çünkü bu Kırım ilhakından sonra başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği Rusya'ya karşı yaptığında uyguladılar. Benim görüşüme göre biz de bunu yapabiliriz aslında. Türkiye her ne kadar ekonomik açıdan bağımlı olsak da Rusya'ya doğalgaz sebebiyle gerektiği gibi Türkiye'nin 50 milyar liralık ticaret hacmi var. Bunun büyük bir çoğunluğu Rusya'ya karşı maalesef eksilerde Rusya'ya bağımlı durumdayız. En azından bu şekilde Rusya'ya karşı elimiz bir silah olarak bunu kullanabiliriz. Sürende olduğu için en sonunda şunu söylemek istiyorum. Aslında keşke bir dediğimiz burada olsaydı. 2001 yılında ve 2000 yılında biliyorsunuz Rusya Çeçenistan'a Putin zamanında Putin Çeçenistan'a girerek Çeçenistan'ı işgal etti. Ve bunun sonucunda 2000 ve 2001 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Rusya'nın üyeliği askıya alındı. Aslında Türkiye'deki
biliyorsunuz Avrupa Konseyi kurucu üyelerinden birisi Türkiye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Avrupa Konseyi'nin bir organı. Benim önerim en azından Türkiye'yi parlamenterler, başta tutumundan AK Parti'de dahil olmak üzere, MHP'de, CHP'de, çünkü bu bence milli bir mesele. Hep beraber Ukrayna'daki parlamenterlerle beraber Rusya'nın en azından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki üyeliğinin askıya alınmasını yönünde çabalar olması gerekiyor Türkiye'nin diye düşünüyorum. Çünkü bunun bir örneği var. Nasıl Çeçenistan'da kaldı ki Çeçenistan uluslararası hukuk açısından Rusya'nın bir parçasıydı. Orada insan hakları ihlalleri olduğu için Rusya'nın üyeliği askıya alınmıştı. Burada tamamen kablo olarak zaten Ukrayna'nın ulus toprağını Kırım, pardon Rusya Kırım'ı ilan ederek elinden alır. Orada insan hakları ihlalleri yapıyor. Eğer takip ederseniz orada Kırım pazarları başta olmak üzere birçok etnik gruplar için insan hakları ihlalleri devam ediyor. En azından uluslararası hukuk açısından ihlalleri olduğu için, insan hakları ihlalleri olduğu için bence Türkiye'nin önderliğinde Rusya'nın tekrar ediyorum Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliği askıya alınmalıdır. Ben ve buna da Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu özellikle Ukrayna, Polonya gibi Rusya sınırında olan ve şu anda ülken içinde olan birçok ülkenin de katkıda bulunacağını sanıyorum. Süren dolduğu için bunu bitirmek istiyorum ama eğer sorunuz varsa soru cevap kısmında yapmak isterim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Şimdi sözü Sayın Nail Aytar Bey'e veriyorum. Buyurun hocam. Arkadaşlar, öncelikle Şubat ayından bugüne kadarki süreci kısaca bir özetlemek istiyorum. Bu süreci özetledikten sonra buradan başka bir noktaya geçmek istiyorum. Kırım Tatarları, Kırım'da 23 Şubat'ta Nurman Çelebiciyan'ın öldürülmesinin, şehit edilmesinin yıl dönümünde büyük bir miting yaptılar. Bu Kırım'ın Akmesçik'te parlamento binasının önünde çok büyük kalabalığın toplandığı bir mitingdi. Bu mitingin ardından Kırım'da bir takım dedikodular dolaşmaya başladı. Kırım, ustalar tarafından ilhak edilecek gibi bir takım söylentiler konuşulmaya başlandı. Hatta 100 üyeli Kırım parlamentosunun bu konuda bir karar alma aşamasında olduğu, çalışmaları olduğu konusunda sözler dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Kırım Tatar Milli Meclisi 26 Şubat'ta Kırım Parlamentosu'nun önünde gene Kırım Tatarları'nı toplayarak Kırım Parlamentosu'nun toplanmasını engelledi. Gerçekten de o gün Kırım Parlamentosu'nun 60 civarında Rus birliği veya Rusya etnik kökene sahip parlamenterin toplanarak Rusya ilhakı ile ilgili bir karar almaları bekleniyordu. 26 Şubat'ta bu toplantı